Merhaba arkadaşlar, bugün hipodromda bir etkinliğe geldik. Araba buluşması gibi bir şey, aynı zamanda öğleden sonra drift de olacak. Arabaları çekeceğiz, sizinle paylaşacağız. Birçok ekip var, burada The Hunters var. Onlarla eğlenceli bir vlog çektik aslında o bölümde. Baya güzel muhabbetler var, farklı arabalar var. Gördüğünüz gibi burada bir 200SX var, 350Z var, arkamda bir tane daha 200SX var. O tarafta BMW M performans ürünleri var, M4, X6 var. Ve bu arabaların çoğu stok değil tahmin edeceğiniz gibi. Evet. Daha ileride Silvia var. Bunların hepsini size çekeceğiz, paylaşacağız. Evet. Başlayalım. Evet, Batuhan'la beraberiz. Kendisinin Mustang'i var. Birkaç soru soracağız ona. Mesela ilk olarak neden Mustang? Neden bu arabayı tercih ettin en baştan? Mustang benim çocukluğumdan beri hayallerimden birisiydi böyle. Odamda posterleri falan vardı. Herkesin hayallerini süslüyor. Gerçekten güzel bir herkes. Allah herkese daha iyileri nasip eder inşallah. Çok farklı bir araba. Amerikan arabaları her zaman. Yani... Peki başka araban var mı? Evet, başka arabam da var. Onlar ne? Astra var bir tane. GTC kasa. 2.0 turbo. Ama mesela hani atmosferin gücü, tadı, sesi bir farklı oluyor gerçekten hani turbo arabadansa. Bu V6. Değil mi? Aynen, yanılmıyorsam. V6 3700 motor, 6 silindir, stok 410 beygir. Mustang denince akla şerit gelmeli. Şeritsiz Mustang, hani kapısı olmayan bir ev gibi düşünün. Peki niye çift, iki tane eşit şerit değil de bunu tercih ettin? Daha sonra bunu sen mi tercih ettin, aldığından böyleydi ya da? Yok, aldığında şerit yoktu. Böyle çok boş bir yerdi gözüme yani. Araba gibi değil, Mustang ruhunu taşımıyordu yani. Ya ortadan şey. Çift şeride herkes yapıyor. Evet. Bütün Mustang'lerde ortadan ve kalın oluyor. Hani farklılık olsun dedim. Aynen. Bunu satarsan ne alırsın? Bunu satarsan, ya bu klasmanda bineceksem gene bir Amerikan arabası alırım. Öyle mi? Amerikan arabası gerçekten farklı. Ben Amerika'dayken Challenger kullanıyordum. Turuncusundan hem mi? Mesela Challenger Türkiye'ye hiç gelmiyor. Evet. Yani çok nadir bazı galeriler getiriyor. Öyle bir şey düşünür müsün? Yani aslında düşünülebilir. Ama ben çok bu klasmanda, süper spor klasmanında kesinlikle Amerikan arabası. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler sana. Hoşçakalın. Üzerinde 2 cc bir VTI var. Bu 6 silindir motor. Orijinalimiz 4 silindir Nissan motoru. Aracın motorunun içi 4JIT. 62 mm bir turbo var üzerinde. 750 beygir kapasitesi var. Şu an 530 beygir ayarlı. Biraz daha alışma safhasındayız. Aracın yazılımını ben yapıyorum. Drift için değil, bu gündelik kullanım için yapılmış bir araç. Kullanım. Evet, gündelik kullanım için. Yani hafta sonu işte binip zevk almak için şey yapıyoruz. Şimdi BBT'nin orijinali çift turbo. Ama biz çift turbodan çok fazla güç çıkmıyor tabii. Onu teke çeviriyoruz. Daha büyük bir turbo. Daha fazla güç elde ediyor. Daha zevkli oluyor işin açıkçası. Yani zaten kendi turboları eski ve... Aynen. Biz zaten yani motorda blok haricinde her şey içinde değişiyor. Turbo peki üstündeki geri... Hayır, BorgWarner. BorgWarner. Üzerindeki BorgWarner. Çok güzel bir araba olmuş. Evet. Elinize sağlık. Rica ederim. 350'nin üzerindeki şey, kendi motoru. V235. 3.5 o. Onun HKS'nin süperşarjı kiti var. O yaklaşık... Atmosferi bırakmadınız. Atmosferin üzerine 360 beygir çıkartıyor. Kendi stok motorunun üzerine şarjı. Çok ufak bir basınç basıyor ama çok... Aslında 360 beygirden ziyade çok ciddi bir tork veriyor. Yani o çok zevkli. Daha lineer oluyor tabii. Evet. Bu aracın üzerindeki Dane Spark EMS, bizim kendi yaptığımız beyinler. Onun üzerindeki Link G4, yurt dışından getirdiğimiz beyin. Özellikle plug and play olması için çok şey, yani direkt tak çalıştır. Direkt bu arabanın, arabaya özel. Evet, yani kendi bütün standart aksamı çalışıyor. 200SX'in sarının üzerine, o drag aracı. Onda 4 silindir motor var. Çok özel motor üzerindeki. Onu da Meray servis yapıyor. Hatta Akın buraya gelirse, Akın Uçlam hazırlıyor onu. Merhabalar. Orada 4 silindirden inanılmaz bir şekilde 750 beygir güç üretiyor. Eser 25 mi? Hayır, C18. C18 net. Tek turbo, 9000 devir dönüyor. Devir bandı 6000-9000 arasında. Tamamen drag için yaptık biz onu ama burada basıncı kısıp drift'te de kullanıyoruz bazen. O kaç beygirdi şu an? O şu an bugün için o 390 beygir ayarlı.
Ama Drag'da full potansiyelini. Tabii o çok kısa bir süre kullanır onu. 15 saniyelik. İlk 10 saniyeye düşen araçlardan Türkiye'de. 10 saniye. İlk, yani şeyde Drag'da hatta 10 nokta kaç yaptıydı en son? 3 yaptık en son. 10.3. 3 silindir yaptı onda. Evet, bir arıza vardı. 3 silindirli 10.3 yaptı. Bir daha gidip deneyemedik ama bu sene inşallah bayağı hızlı deneyeceğiz. Bir araba. Bayağı hızlı bir araba. Peki mesela bu tür araçlar için üzerine harcanan emek ne kadar sürüyor şöyle bir motoru toplamak için? Ya bu çok uzun bir süreç. Yaklaşık bir sene alıyor. Yani çok çünkü bu cidden emek ve sevgi isteyen bir şey. Yani bunu hani bir defa da olmuyor. Söküyorsun, takıyorsun, tekrar tekrar geri yerine getirmek için uğraşıyorsun. Sürekli sanat derdi bitmiyor. Bu. Evet. Yani sevmeden yapabileceğiniz bir şey değil zaten. Evet. Elinize sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Önce sizi biraz tanıyalım mı? Biz muhabbet ettik ama takipçilerimiz de tanıyalım. Adım Serhat. Bu arabanın sahibiyim. Az önce çektiğiniz 300 ezlerin eski sahibiyim. İşte yazılım, tasarım, o işlerle uğraşıyorum. Hobi olarak da arabalarla biraz modifiye. Ama çıtırından öyle çok tart olmadan. Kıvamında. Kıvamında. Şimdiki arabanızda da çok hafif modifiyeler çok var. Çok hafif. İşte hava filtresini taktık. Bu da S85 motor için birebir Cayenne'in ürettiği bir hava filtresi. Normalde hava filtresini insanlar hani ses için, ne bileyim, böyle daha çok görüntü için yapardı ama bu arabada şöyle bir güzellik oldu. Dyno testlerine güç verdiği söyleniyor. Ha ben o gücü hissettim mi? Bir nebze hissettim ama içeriye gelen hani o ses, psikolojik inler. Olarak o gücü size hissettiriyor. Evet, motor V10 5 litre. 5 litre. 500 beygir değil. 507 beygir. O 7'sini de söylüyorlar ya. Tabii o önemli. Düz yapın 500 beygir. Ufaktan bir yazılım var. Başka komple de egzozumuz var. Süper Sprint. Süper Sprint. Tamamı mı? Yok, katalitikten sonrası. Tamam. Catback'le geçiyor. Hani yakaklar için zarar yok. Şimdi serbest bekleyip öbür az geçiyor. Tamam yani bekleyelim o zaman. Bunlarda da S65'teki gibi o yatak sıkıntısı var. Var. Yani merdiven elemen var bu arada. Hatta alacak arkadaşlara dedim ki güncel oluyorsanız eğer mutlaka yataklığını değiştirin. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Nebrek'i takip ediyorum. Orada gördüğümde dedim. Çocuk anlatan adamlar. Kaliteli bir kanal. Burayı takip edin. Yükse arkadaşlara sohbet edeyim. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün Ankara Dergisi'nin yaptığı otomobil buluşmasını sizlere aktardık. Buradaki arabaları biraz anlattık. Bu videoyu beğendiyseniz videonun altındaki beğenim tuşuna basmayı, bir aşağı yorum yazmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.